İsmail, İsmail, ben bir soru sorabilir miyim? evet buyurun abi. Şimdi bu o Galatasaray maçındaki tepkinin tek şeyi Boluspor'a hani ilk geldiğin zaman var ya oradaki öbür gene maratondaki seyircilerin sana verdiği tepkilerden sonraki yaptığın hareketlerden dolayı sana karşı bir tutumları var. Doğru mudur? Evet ya bundan dolayı tutumları zaten. Sonrasında İşte ben o zamandan olan bir şey. Şimdi ben bir şey sorayım. Buyurun. Şu zamanda dedi ki başkan çıktı. Biz dedi İsmail Aktan'la yollarımızı ayırdık dedi. Ama bakıyoruz TFF'nin listesinde senin ismin Evet. gene yerinde duruyor. Çünkü karşılıklı anlaşmayla bu iş çözülür, değil mi? Ya şöyle bir şey. Sonrasında Galatasaray maçı bittikten sonra şu an ondan sonra tesise geliyoruz ve taraftarımız tesise geliyor. Ve 150 kişilik bir grup. Sonrasında tüm takıma ve bana tepki gösteriyorlar. Kötü gidişattan dolayı, şeyden dolayı. Sonrasında yemek yiyoruz. Yemekten sonra 15 dakika sonra telefonum çalıyor ve başkan seninle görüşmek istiyor diyor. Tamam diyorum. Ve içeri giriyorum yönetim kurulu odasında. Tüm yönetici abilerimle birlikte başkanımız. İşte İsmail sana çok tepki var. İşte sen de bu hareketi yapmadın. Biz sen nefes etmek istiyoruz. Sıcağı sıcağına. Yani benim orada yani insan benim tahminim sabahı beklenir. Biraz ortalık sakinleşilir. Oturulur, konuşulur. Nasıl, ne olur. Yani sıcağı sıcağına benim sözleşmem ses ediliyor. Ses edileceğini söyleniyor. Ben dedim ki başkanım tamam. Hiçbir sıkıntı yok. Taraftarımız tepki göstermiştir. Futbol içinde bunlar var. Allah demek ki burada rızık kapımızı kapatmıştır. Başka bir yerde rızkımızı ararız. Sıkıntı yok dedi. Tamam dedi. Ben sözleşme fidelerini söylediler. Sonraki öbür gün süreçte dediler ki işte alacaklarına karşılık bonservisini verelim. Başkanım benim içeride 220 bin TL alacağım var. Nasıl yani alacaklarına karşılık bonservisini vereyim? Ben bu kulüpten şu ana kadar aldığım para 216 bin lira primlerle birlikte herhalde. Şu an benim hak edişim 180 bin lira. 216 bin lira almışım. Şu an primlerle birlikte ve ben başkanım ben sizin bonservise getireceğim. Son 3-4 gün kalıyor. Ve o gün fesh edilip Türkiye gündeminde 5. sırada İsmail Aktan Odabaşı konuşuluyor. Gol atamayan futbolcunun seçmeye fes oldu diye o konuşuluyor. Ve beni bu kadar düşürdükten sonra her şeyini al bırak git diyorlar. Ben profesyonel gereği siz beni kardeşi bıraktınız da el kol hareketi yaparak. Profesyonel gereği ben bu parayı isteyince suç mu oluyor? Ve benim tarafımda hiçbir şey yok. Kendiniz talep geliyor. Paranı bırak git diyorlar bana. Ben de bırakmıyorum dedim. Hani bir anlaşma olacaksa karşı tarafta bir anlaşma olacaksa da eğer ben anlaşıp paramı öyle bırak gitmek istedim. Şu anda aynı süreç devam ediyor. Hiçbir telefon yok. Sonrasında bazı kanallardan o olayı da açıklayayım. Özür mesajı. Ben dediler ki işte İsmail Aksan, bazı Tamam. kulübün liderlerinden abilerimiz de İsmail özür dilerim biraz olsa sakinleşsin. Biz seni çok seviyoruz. Bana dedi ki işte bu tempoda gezemezsin. Öbür gün Allah şahidimdir. Öbür gün caddede gezdim. Çoğu insan dedi ki kusura bakmaya bizim taraftan bazı taraftan cahil. Böyle şeyler yaptı hakkını helal et. Bazı tribün liderleri abimizden de biri dedi ki sarıldı böyle İsmail hakkını helal etti. Bizi de yanlış yaptı dedi. Ben bunları söyleyeyim. Sonrasında ben her ne olursa olsun dedim ki özür diledim. Ve o özür mesajını kendim içimden ne gelirse onu yazdım. Sonrasında bana dendi ki başkana tepki olduğu için bana dendi ki başkan tarafından da geldiği için özür mesajı yayınla dedi bana. Ben yayınladım. Sonra bana dedi ki sen ne yapmaya çalışıyorsun dedi. Ben dedim ki siz istediniz. Siz bana böyle bir şey yaptınız. Hani taraftar sakinleşsin. Şöyle işte bir seneki futbolcu devresi nereden bulacağız? Çok paradır. Şöyle de tam performansı yakaladın dediler. Ben özür mesajı yayınladım. İçimden ne gelerekse taraftarımı benim. Onu yayınladım. Sonrasında tekrar bana tepki gösterdiler. Gayri ahlaki davranışlarından bizi kesinlikle. Ya böyle bir şey olabilir mi? Böyle taraftarın önüne atılabilir mi? Mağlubiyetlerde hoca gitti. Mağlubiyetlerde oyuncu gitti. Her taraftar bana bir tane oyuncu mu göndereceksiniz? Bazı hataların insanların şapkasını önüne koyması gerektiğini düşünüyorum ben. Neticede diyorsun İsmail, yani neticede paramı verirlerse giderim diyorsun, değil mi? Doğrusu da o zaten. Şimdi şöyle bir şey Bir şey hocam. yaptı da reklama geçeceğiz Tamam. çünkü bir dakikalık bir Evet, süremiz kaldı. Reklama doğrusu geçeceğiz odur şimdi. İsmail, değil Doğrusu mi? odur yani benim için fark etmez. Ben anlaşmayı da tercih ettim ama şu an 3-4 gün süre olduğu için ben hangi takımla anlaşacağım? Şu an Tabii haklısın. Senin de haklı isteyenler olduğun kendi taraflar başına var. transfer yaptılar. Senin de haklı olduğun taraflar Sözleşmeler çok. var. Sözleşme yapıyorsun. Yaptığın sözleşmede futbolcunu da koruyacaksın. Futbolcunu koruyamıyorsan futbolcunun hakkını vereceksin gönderirken de. Yani profesyonellikse eğer, profesyonellikse beni Evet. kalış bırakıyorsanız daire ailelerin, profesyonelliğin gereği de budur zaten. Oldu.
İsmail, teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Kardeşim, sağ ol, açıkladığın şeylerle kamuoyu da gördü neyin ne olduğunu. Ya onun benim, için... Ben son bir şey söyleyeyim. Benim Bolu Spor taraftarıyım. Benim sonuçta biz insanız. İnsanlar tepki verir. Tepki verdikten sonra hatalarını görebiliyorlar mı? İnsanların aileleri var. O da bağıran taraftarlarımız. Oradaki sahadaki çocuk kendi çocuğu olur. Onu düşünmesi gerekiyor. Yani haklısı. Ben Bruce değilim ama sonuçta insanım ben. Teşekkür ya ediyorum. İsmail. Çok teşekkür ederim. Size çok uzun tuttum. Hakkınızı helal edin. Siz, sen de helal et Bolu'yu da. Sen de ter döktün. Teşekkür ediyoruz. Bizi bu şekilde tüm kamuoyunun aydınlattığın için. Teşekkürler. Yeni yaşantında, yeni gideceğin yerlerde hakkında hayırlısı olsun. İnşallah diye. İstediğin takımlardan tamam. Biri olur. Allah yolunu açık etsin kardeşim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar, iyi akşamlar. Sağ ol. Görüşürüz. Evet sevgili.